Bu videomuzda trigonometrideki toplam ve fark formüllerinin çıkarımını yapacağız. Öncelikle sinüs x artı y'yi çıkaracağız. Bunu yapmak için öncelikle bir not yazalım. Notumuz şunu söylüyor. Elimizde eğer bir ABC üçgeni varsa ve ben A köşesinin açısını, AB kenarının uzunluğunu ve AC kenarının uzunluğunu biliyorsam bu durumda alan ABC 1 bölü 2 sinüs alfa x çarpı y şeklinde yazılabilir. Şimdi bu notu kullanarak ve bir geometrik çizim yaparak sinüs x artı y'nin çıkarımını yapacağız. Öncelikle bir nokta koyalım ve bir doğru çizelim. Şimdi noktadan doğruya bir dikme indiriyoruz. Daha sonra bu noktadan bu doğruya x derece yapacak şekilde bir doğru parçası çiziyoruz. Ve y derece yapacak şekilde buraya çiziyoruz. Sonradan fazlalıkları siliyoruz. Şimdi üçgenimize bir ad verelim. A, B, C. Çıkarımımızı şu şekilde yapacağız. Alan ABC eşittir alan A, B, buraya D diyelim, D, artı alan A, D, C. Bu aslında bize şunu söylüyor. Şuradaki bütün alan aslında şurası ve şurası olarak ifade edilebilir. Şimdi bu çıkarımı yaparken 3 tane kenara ihtiyacımız olacak. Şimdi bu kenarlara da birer ad verelim. Buraya K diyelim. Şu ortadaki AD'ye L diyelim. Ve son olarak AC'ye M diyelim. Şimdi alan ABC yukarıdaki notu kullanarak 1 bölü 2 sinüs X artı Y K çarpı M olarak ifade edilebilir. Alan ABD ise 1 bölü 2 sinüs X çarpı KL olarak ifade edilebilir. Son olarak alan ADC 1 bölü 2 sinüs Y LM olarak ifade edilebilir. Bu durumda eğer her tarafı 1 bölü 2 KM'ye bölersek elde ettiğimiz gerçek şu olur. Sinüs X artı Y eşittir. Şurada K'lar gidecek. 1 bölü 2 gidecek. Sinüs x çarpı l bölüme artı 1 bölü 2'ler gitti, m'ler gitti. Sinüs y çarpı l bölü k oldu. Şimdi l bölüme eğer ADC dik üçgeninde bakarsak aslında kosinüs y'ye eşit. O yüzden l bölüme yerine kosinüs y yazabiliriz. L bölü k yerine ise aslında yine kosinüs x yazabiliriz. Bu da sinüs y kosinüs x olmuş olur. Ve sinüs x artı y'nin eşitini elde etmiş oluruz. Şimdi tahtamızı temizleyerek bu formülümüzü tahtanın sol üst köşesine yazalım. Ve diğer toplam fark formüllerinin çıkarımına devam edelim. İlk çıkaracağımız formül sinüs x eksi y olacak. Bunu çıkarmak bir hayli basit olacak. Çünkü aslında ikinci y ifadesini eğer eksi y ile değiştirip yine toplama işlemi yaparsam birincinin sinüsü çarpı ikincinin kosinüsünü almam gerektiğini söylüyor. İkincinin kosinüsü artı birincinin kosinüsü çarpı ikincinin sinüsünü almam gerekiyor yukarıdaki formüle göre. Bu da sinüs x, kosinüs eksi y, kos y'ye eşitti. Sinüs eksi y, eksi sinüs y. O yüzden buraya bir eksi getireceğiz. Kos x, sinüs y. Böylece sinüs x eksi y ifadesinin eşitini bulmuş oluyorum. Dikkat ederseniz bu ifade yukarıdaki sinüs x artı y ifadesinden sadece aradaki işaret açısından farklı. Sinüs x artı y'de aradaki işaret artıyken sinüs x y eksi y'de aradaki işaret eksi oluyor. Kosinüs de bu durumun tam tersini gözlemleyeceğiz.
Şimdi kosinüsün çıkarımına geçelim. Kosinüs x artı y, sinüs pi bölü 2 eksi x artı y şeklinde yazılabilir. Bunu da biz sinüs pi bölü 2 eksi x eksi y şeklinde yazabiliriz. Pi bölü 2 eksi x artı eksi y şeklinde yazıp yukarıdaki formülü tamamen şimdi uygulayabiliriz. Birincinin sinüsü çarpı ikincinin kosinüsü artı birincinin kosinüsü çarpı ikincinin sinüsü. Bundan sonra şunu hatırlamamız gerekecek. Sinüs pi bölü 2 eksi x aslında kosinüs x'e eşitti. Kosinüs eksi y yine kosinüs y'ye eşitti. Sinüs eksi y eksi sinüs y'ye eşitti. O zaman buraya bir eksi gelmiş olacak. Kosinüs pi bölü 2 eksi x sinüs x'e eşitti. İfademiz sinüs x sinüs y şeklinde son buldu. Yani kosinüs x artı y için de bu formülü çıkarmış olduk. Şimdi bu ifadeyi de yukarı ekleyelim. Şimdi arkadaşlar kosinüs x eksi y'nin çıkarımı sinüste yaptığımız şekilde benzer şekilde yapılabilir. Ve onu da sinüsü tekrar yazalım hatırlatma açısından. Sinüs x kosinüs y eksi cos x sinüs y olarak bulmuştuk. Kosinüs x eksi y ise cos x cos y artı sinüs x sinüs y olarak bulunur. Şimdi burada bazı farkları işaret etmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Öncelikle sinüsün toplam ve fark formülleri burada yer alıyor. Kosinüsün toplam ve fark formülleri burada yer alıyor. İlk başta şuna dikkat edebilirsiniz. Sinüste arada toplam işareti olunca sağ tarafta yine arada toplam işareti oluyor. Çıkarma işareti olunca sağ tarafta arada çıkarma işareti oluyor. Fakat kosinüste durum böyle değil. Sol tarafta arada toplama işareti olunca sağ tarafta çıkarma işlemi oluyor. Yine sol tarafta çıkarma işlemi olunca sağ tarafta toplama işlemi oluyor. Bu dört formülü çıkarımını bilmenize gerek yok. Fakat aslında bilmenizde yarar olabilir. Bunları çıkarmayı bilirseniz, herhangi bir şekilde unutursanız tekrar nasıl bulacağınızı bilmiş olursunuz ve çıkartabilirsiniz. Ef Hocam'dan Dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.